Türk Dili ve Tarihi programında bu hafta Profesör Doktor Osman Karatay hocamızla beraber olacağız. Osman Karatay hocamızı daha önce 13 ve 14 Eylül 2019 tarihlerinde bu ekranda misafir etmiş ve kendisinden Bulgarlar, Hırvat ulusunun doğuşu ve Hazarlar konusundaki 3 kitabı konusunda konuşmuş idik. Bugün ise gene hocanın yayınlanmış olan İlk Oğuzlar ve Türklerin Kökenini konuşacağız. Kısaca hocamızı, tarih profesörü olan Osman Karatay hocamızı size tanıtmak istiyorum. Kendisi 1971 Çorum doğumludur. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünden mezun olmuş. 2002 yılında Ankara Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans, gene Gazi Üniversitesi'nde 2006 yılında tarih konusunda doktoralarını yapmışlardır. 2010 doçentlik unvanını kazandığı, 2016'da profesör olduğu yıldır. Hocamızın akademik çalışmaları dışında ve yayınladığı kitaplar dışındaki bahsedebileceğimiz en önemli çalışmalarından bir tanesi, 37 cilt halinde yayınlanmış olan Türkler konusundaki geniş kitap çalışmasında çok önemli emekleri vardır. Evet, kitapları Hırvatlar konusunda, Hırvat ulusunun doğuşu konusundaki kitabı 2000 yılında yayınlandı. İran ve Turan kitabı 2003 yılında yayınlandı. Türklerin Kökeni 2012 yılında ki bugün konuşacağımız konu. Hırvatlar 2014, İlk Oğuzlar gene bugün konuşacağımız bir başka kitabı 2017, Bulgarlar 2018 ki bunu 14 Eylül 2019'daki programında geniş olarak hocamla görüşmüş idik. Büyüklerimizden öğrendiğim çok güzel bir söz vardır. Marifet iltifata tabidir diye. Sayın hocamız bu çalışmalarını yaparken kullandığı lisanlar İngilizce, Rusya, Bulgarca, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Macarca, Fransızca ve Arapçadır. Tabii ki bu dillerin birçoğunu akademik çalışmalarına yetecek seviyede bilmektedir. Kısaca Osman Karatay hocamı tanıttıktan sonra şimdi kendisiyle ilk başlangıçta Türklerin Kökeni kitabını konuşmaya başlayalım. Osman hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim geçen defa çok kıymetli 3 tane kitabınızı konuşmuştuk. Bu defa tabii bu salgın nedeniyle ayrı ayrı yerlerden, siz İzmir'den, ben Bursa'dan yapıyoruz ama gene de bir şekilde Türk seyircisine size ulaştırmak istedim. Bugün müsaade ederseniz bu Türklerin Kökeni kitabınızdan bahsedelim. Tabii ki bu kadar hacimli çalışmalarınızı böyle bir saatlik programlarda özetlemek mümkün değil. Ama en azından kitabın nelerden bahsettiğini en iyi kitabın yazarı olarak siz özetleyebileceksiniz. Zaten bu kitabın daha ilk başlangıçta ön sözünü okurken ben kitap hakkında hemen hemen kanaat sahibi oldum. Çünkü orada diyorsunuz ki Çin kaynakları sandığımız kadar eskiye gitmiyor ve bunu izah ediyorsunuz. Bu da gerçekten son yıllarda yanlış bir kanaat ulaştı. Sanki Türk tarihine ait İsa'nın doğumundan 4-5 bin, 10 bin sene öncelerine kadar giden bütün belgeler ve kayıtlar Çinlilerdeymiş gibi bir yanlış kanaat yayılmaya çalışıldı. Ama siz bu ilk girişinizde bunun ancak işte İsa'nın doğumundan birkaç yüz yıl önceki yazılı belgelerde, orijinal belgelerin olduğunu belirterek bu konuya giriyorsunuz. Arzu ederseniz sizi dinleyelim. İzleyicilerimiz de
kitabın yazarı olarak sizi duymak isterler. Buyurun hocam, söz sizin. Türklerin kökeninde ne anlattınız, bize anlatır mısınız? Evet, teşekkür ediyorum Turgay Bey. Sağ olun, var olun. Yalnız diller konusuna, ben özgeçmişe dil konusunu yazmıyorum. Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, bunlar birbirine yakın diller. Tek bir dil olarak alabiliriz. Lehçe, Fransızca ve Fransızcayı unuttum, neredeyse sıfırlandı. Ve Arapçayı da ancak okuma seviyesinde, Macarca da öyle. Okuyabiliyorum ama konuşamam şimdi. Dil bilmek farklı, içeriği çok farklı. Ben bu dillerdeki malzemeyi okuyup değerlendirebiliyorum, anlayabiliyorum. Evet. Ama çıkıp iki kelime laf etsem desem birkaçını konuşabilirim. Diğerlerini daha az konuşabilirim. Bazılarını hiç konuşamam. Ama zaten bize lazım olan şey konuşmak değil, oradaki bilgiye ulaşmak. Evet, onu bir düzeltelim. Yanlış anlaşılmasın. Bu kadar işte 9-10 dil biliyor. Hayır, 9-10 dil bilmiyoruz. Öyle bir durum yok. Ama bu dillerdeki metinleri okuyup Sayın anlamaya hocam, çalışıyorum. Akademik çalışmalarını da kullandığınıza göre bizim için biliyorsunuzdur. Siz tevazu göstermeyin lütfen. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Evet, Çin konusuna gelince kuşkusuz Çin kaynakları çok değerli. Doğu Türklüğü ile hatta Batı Türklüğü ile ilgili çok değerli bilgileri oradan alıyoruz. Çünkü Orta Asya'dan bize haber veren kaynaklar elimize ulaşmadığı için Orta Çağ öncesindeki dönemde Çin kaynakları önem kazanıyor. Fakat Çin kaynakları bize Hun tarihini ayrıntılı verir, kök Türk'ü verir. Hatta Tabgatçı, CMP'yi, Juanjuan'ı verir. Ama Çin kaynakları kökler konusu söz konusu olduğu zaman bize parçalı yerlerde, örneğin Ergenekon destanını anlatırken ki gibi maksat o olmayarak parçalı yerlerde bize bazı bilgiler, bazı ipuçları verirler. Çin kaynakları, bakın bugün kemik buluntularına bakarak falan milattan önce 2000'lerde Çin yazısının hiyerogliftir aslı biliyorsunuz. Onun erkek biçimlerinin daha 2000'lerden beri var olduğunu, basit biçimlerinin var olduğunu görüyoruz. Zhou Hanedanı döneminde milattan önce 1027 ile 264 milattan önce 264 arasında 7,5 asra yayılan Zhou Hanedanı döneminde çok kitaplar, ayrıntılı eserler yazıldı. Gerçekten bir Rönesans yaşandı ve bugün Çin kültürü diye bildiğimiz aklımıza gelen isimler Konfüçyüs'ten Lao Tzu'ya kadar isimler o dönemde yaşadılar. Edebiyat vardı, kültür vardı, kitap vardı. Dolayısıyla tarih de vardı, kayıt da vardı. Fakat 261'den başlayıp milattan önce 222'ye kadarki dönemde Çin'e hakim olan Zhou döneminin son dönemi anarşi dönemidir. Bu dönemi bitirip Çin'i yeniden kuran Shi Wangti, yani Zhou'lar yabancıydı, Türkistanlıydı, Orta Asyalıydı. Türk demek istemiyorlar ama öyle diyorlar. Peki öyle olsun. Zhou Hanedanı yabancı bir hanedandı. 8 asır boyunca Çin'i yöneten ve Çin'e çok sayıda dışarıdan yabancı kültürel ve siyasi kültürü getiren hanedan. Bunun yerine milliyetçi bir devrim yaptı. Bir kültür devrimi yaptı. Çin'i birleştirmekle kalmadı. Ve eski döneme ait olan, eski dönemin hatırası olan her şeyin yakılmasını emretti. Artık Sayın İmparator Hazretleri işte tıp kitaplarını yakmasak sonra hastalanacağız, ne yapacağız? Tamam, yakmayalım. Yemek kitaplarını yakmasak, tamam, onu da yakmayalım. Bu şekilde bir kısım kitap imparatorun rızası alınarak kurtarıldı. Bir kısmı tabii yasa dışı olarak saklandı orada burada. Konfüçyüs felsefesi de tabii ki bunun hedefindeydi. Felsefe ve tarih kitaplarının yakıldığını, tabii tamamını yakmayı başaramadılar ama dediğim gibi kurtarıldı bir kenarda. Böyle bir kültür devrimi yaşadı. Ondan yani sonra Mao'nun kültür devriminin siz öncesini anlattınız. Tabii ki Mao'nun kültür devrimi bir şey yapmadı. Hiçbir şeyi yakıp yok etmedi. O aynen tutuyor. Shi Wangti yok edilmesini emretti. Yasaklanmasını, yeni bir dünya, yeni bir kültür dünyası, yerli ve milli bir kültür dünyası kurmak için her şeyin yok edilmesini emretti.
Daha sonra onun hanedanı sürmedi, Han hanedanı, Çin'i Çin yapan esas 4 asırlık, yine 4,5 asırlara yayılan Han hanedanı geldi. O dönemde hayat normalleşmeye başladı. Özellikle Wuti döneminde 70-72 yıllık bir hüküm süresi, hükümdarlık süresi vardır. O dönemde yeniden eskiye dönüş başladı. Bulunan eserler gün yüzüne çıkarıldı, çoğaltıldı, yazıldı. Tekrar Konfüçyüs felsefesi başta olmak üzere eski dönem düşüncesi gündeme geldi. Eklektik bir şekilde o Zhou döneminin Rönesansı ile Han döneminin, Han çağının uyanışı birleştirildi. Ve ancak ondan sonraki eserler bize ulaştı tarih bilgisi olarak. Tabii ki önceki dönemden kurtarılan eserler bunlara eklemlenmiş olarak. Neye benziyor? Diyelim Melikname isimli bir kitap var. Selçukluların kökeninden bahseden ama kitap elimizde yok, mevcut değil. Melikname diğer bazı kitaplara derc edilmiştir. Ondan içerik onlara eklenmiştir. Dolayısıyla biz Melikname'nin içeriğine sahibiz. Çin'de de böyle şeyler oldu. Evet, milattan 100 sene öncesi itibariyle artık biz Sima Qian, ünlü Çin tarihinin babası olan, Çin'in Herodot'u olan Sima Qian'ın eseri Şici Tarih Kitapları adlı meşhur kitabıyla birlikte biz elimizde tekmil böyle eserleri görmeye başlıyoruz. Ve bu eserde evet milattan önce yani kendi döneminden 1500 sene önceye Şia Hanedanı gibi dönemlere atıflar var. Bunlar tabii büyük ölçüde efsanevi olan atıflar. Ne ölçüde doğru bunları bilmiyoruz. Vaka arkeolojik kazılar destekliyor o dönemde onun bahsettiği yerlerde böyle devlet yapılanmalarının olduğunu falan. Ama sonuçta biz Çin tarihi değil maksadımız, Türk tarihi. Türk tarihi milattan önce 100 civarında yazılan eserlerdeki daha eski dönemlere yapılan atıflarla başlıyor. Onlar da açık değil. Şimdi değişik topluluklar, Çinler hepsine birden ortak bir isim veriyor. Dönemsel olarak değişmek üzere Ho'lar diyorlar, barbarlar manasında. Di'ler diye bir kavim var. İşte orada Di acaba Türk kelimesini yansıtıyorum diyerekten hemen atlıyoruz. Fakat yansıtmadığı da görülüyor. Çok belli belirsiz olan kaynaklar, kelimeler. Şimdi Turgay Bey bilen dinleyicilerimiz takdir ederler. Çin kaynaklarında iki dereceli bir filolojik zorluk var. İki derecede kulaktan kulağa bilgiyi söylersek, şimdi Çinli bir yabancıdan bir şeyi duyuyor ama duyduğu gibi yazamıyor. Çince açık hecelerle yazılır. Sonu en veya enle bitmeyen kelimeleri açık hece yazar. Yani Osman diyemez, o S'yi, S ile heceyi bitiremez Çince. Onu açık hece yapmak zorunda. Osman diyerekten en yakın ihtimalle Osman diyerek benim adımı yazacaktır. Dolayısıyla diğer dillerdeki karmaşık kelimeleri, bakın işbara, Göktürk döneminden işbara kelimesini yazıtta okuyoruz ama Çinliler bunu şapolyo olarak yazıyor. Şimdi şapolyo kelimesine bakarak eğer biz yazıtları bilmesek işbarayı nasıl bulabileceğiz? Çok çok zor. Dolayısıyla en başta filolojik zorluklar var o kelimelerin aslını tespitte. Ayrıca Çince'de 2000 yıllık kayıtlardan bahsediyoruz. 2000 sene önceki Yunanca'yı bugünkü Yunanlar hiçbir şekilde anlamazken Çinler de anlamıyordu. Üstelik Yunanca fonetik bir alfabeyle yazılır. Latince fonetik bir alfabeyle yazılır. Çince'nin alfabesi değişmiyor. Çünkü sesi yansıtmıyor. Anlam yansıtıyor. Orada bir anlam var. O yazıda biz o anlamı okuyoruz. Ama onun hangi sesi verdiğini bilmiyoruz. Günümüzdeki Çinli de, 2000 sene önceki Çinli de aynı karakteri aynı şekilde okuyor. Fakat çıkarttıkları sesler farklı. Dolayısıyla bir de fonetik zorluk çıkıyor. Acaba Han çağında Çinliler
şimdiki bir Çince kelimeyi o zaman nasıl telaffuz ediyorlardı? İşte biz ayak kelimemiz Köptük çağında adaktı diyoruz. Bunu yazıtlar sayesinde ve diğer kayıtlarla tespit edebiliyoruz. Ama Çince'nin bu imkanı da yok. Çok değişik ipuçlarından yola çıkarak o dönem Çincesinin veya daha sonraki herhangi bir dönem Çincesinin fonetiğini belirlemeye çalışır sinologlar. Ve acaba gerçekten doğru mudur? Çünkü teyp kaydı yok, elimizde doğrulama imkanımız yok. Acaba doğru mudur, yanlış mıdır bu yeniden kurmalar? Dolayısıyla bir çok kaygan bir zeminde Çin sadece eski dönemler için bilgilerin doğruluğu yanlışlığı değil, doğruluğundan kesin olduğumuz bir bilgiyi okurken dahi çok kaygan bir zeminde bulunuyoruz. Evet, bu bir Türk tarihi zihinlerimiz yönlendirildi. Tamamen oraya bakın, orada arayın. Peki başka alanlara bakıldı mı? Oralara da bakılmadı. Bakılmadı. Togan ki kendisinin gördüğü eserler var ama görmedikleri de var, zikrediyor ama görmüş olsaydı çok daha farklı yazardı eserlerini. Togan bakalım dedi, bakılmalı dedi, buralarda bir şeyler var dedi ama ömrü vefa etmedi, o kadar işin içinde. Onlara zaten Latin ve Yunan filolojisine vakıf değildi. Onu kimse dinlemedi ve kaldı. O eserlere bakılmadı. Ha, olur mu dediler. Ne alaka dediler. Orada Türk aranır mı? Türk işte varsa Çin kaynaklarında. Ama bakmadan bilemeyiz ki. O gözle incelemeden biz bunu bilemeyiz ki. Baştan bir kalıp kondu. Baştan bir duvar kondu. Hayır, bakılamaz, bir şey yoktur. Bakanlar saçmalıyor dediler. Ama görmeden, emin olmadan, yani şu odanın içine bir şey var. Bir kapıyı açayım, bakayım müsaadenizle. Yoksa tamam, olmadığına emin olurum. Ama varsa da bir şeyi bulmuş olurum. Hayır hayır, yok. Kapıyı açmana gerek yok. Saçmalama yani. Kapıyı açarsan saçma bir iş yapmış olursun. Peşin olarak bize bunu söylediler. Bu kaynaklara bakmadık ki Süryani'yi, Ermeni'yi, ki bunlar çok eski dönemlere gider. Asur kayıtlarını ve... Sümer demiyorum, Akat demiyorum, artık iyice saçmalamasın diyerekten. Çünkü Süryani kayıtlarında bugün artık çalışılıyor. Batı'da çok değerli bilim adamları, Mark Dickens gibi isimler en erken Süryani kayıtlarında Türklerin varlığıyla ilgili inanılmaz şeyler buluyorlar. Ama bugüne kadar bizlere buralara bakmayın dediler, saçmalamayın dediler, ayıpladılar, bilim dışı dediler. Bu şekilde önümüze setler çekildi. Bizim yaptığımız büyük bir iş yapmadık. Gecikmiş bir işi yapmaya çalıştık. Bendeniz elime aldım Herodot'u, aldım Plinius'u, Pomponius Mela'yı, Periegetes'i. O bakılmayan eserlere bakıp bir şeyler bulmaya çalıştım. Sadece tek fark buydu yaptığımız Türklerin kökeninde. Çok büyük bir iş değildir bu. Ama yapılmayan bir işi yaptığımız için galiba ilk olarak gözüktü ve insanları şaşırttı. Ne alakası var dediler. Konu bu Turgay Bey. Eğer kaynaklar noktasında yaklaşacaksak yaptığımız o odayı, o işte bakma dedikleri odayı açıp kapısını merak ettik. Baktık ne var ne yok. Tek yaptığımız bu aslında. Peki odada neler var hocam? Evet. Öncelikle Çin kaynakları demiştik, Ergenekon bahsi demiştik. Bunlar 627-30-35 civarında falan yazılmış olan daha önceki Sui Hanedanı'nın tarihinde geçer. Sonra 4 Çin kaynağı bunları tekrarlar. Bizim Ergenekon destanı olarak bildiğimiz metni, işte Türklerin Tuyku, Köktürklerin kökenini anlatırken 3 değişik köken hikayesi anlatır. Bunlardan birisi de odur. Ne hikmetse ben ortaokul, ilkokul yıllarından beri hepimiz okuduk Ergenekon destanını. Destanın başında Türklerin yurdu eskiden Batı Denizi'nin kuzeyindeydi. Öyle bir şey yok değil mi? Bunu hiç okumadık. Türkçe'de böyle bir şeye rastlamadık. Ama asıl metin böyle başlar. Türkler Hunların bir çeşididir. Yani onların türünden bir halktır. Onlarla aynı türden bir halktır ve Türklerin yurdu eskiden Batı Denizi'nin kuzeyindeydi. Batı Denizi neresi?
Ben sinolog değilim, Çin kaynaklarına vakıf değilim ama kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Oturup çalışmam gerekti çünkü cevabını alamadım. Sordum bu alanın üstatlarına, tanınmış tarihçilerine, günümüzde ünlü ortada dolaşan insanlara. Batı Denizi neredir? Çin'in batısındaki herhangi bir yer olabilir. Teşekkür ederim, çok aydınlatıcı oldu. Nasıl olur? Yani herhangi bir deniz, coğrafya bilgisi somut tarife dayanır. Onun batı, kuzey, ak, kara bilmem ne demesi onu herhangi bir şey yapmaz. Batı Denizi diyorsa bir kastı vardır. Herhangi bir şeyden bahsetmiyor, belli bir şeyden bahsediyor. Çinli neden bahsettiğini kendisi biliyor ama açıklamamış. O dönemde çünkü bilindiği için. Şimdi uzaylılar yüzyıllar sonra bizim belgelerimizi gördüğü zaman Karadeniz, biz Karadeniz'in nerede olduğunu açıklama ihtiyacı duymuyoruz ama çıkartabilirler. Rengi kara mıydı, Akdeniz ak mıydı falan biraz uğraşsınlar niye buna böyle demişsin demiş diye ama çok rahatlıkla bizim Karadeniz'le neyi kastettiğimizi anlarlar. Evet, Çinliler de Batı Denizi diyorsa biliyorlar belli bir şeye. Herhangi bir şey değil, belli bir şeye işaret ediyorlar. Bunu herhangi bir şey olarak söylemek açıkçası bilmiyorum, ben bir şey bilmiyorum demektir. Ve maalesef dışarıdaki bilim dünyasında da bu konuda çok fazla çalışmalar yapıldığını görmüyoruz. Clyde Tornay çizgisi Etsingöl bataklıkları, Doğu Türkistan'ın da doğusunda yer alan Etsingöl bataklıkları Batı Denizi olabilir diyor. Aman Allah'ım, tarım nehrinin girip kaybolduğu, bataklık demek bile zor, ırmağın kaybolduğu kumul bir bölge. İşte biraz gölümsü bir şeyler oluşuyor, sonra orada bir koca ırmak yok olup gidiyor kumluk bölgeye, işte sızdığı için su. Buraya Çinler Batı Denizi diyorlar. Denize benzer bir tarafı yok ama İlginç tarafı şu olmalıydı. Değişik metinlerde, değişik eserlerde geçen Batı Denizi ifadeleri nereleri tarif ediyor? Bunlar yan yana getirilir. Bir ortaklık var mı? Çok rahat tespit edilir yani. Bir zorluğu yok. Dunhuang'ın 20 binli batısında diyor. Etsingöl bataklıkları toprağı bol olsun. Clyde Tornay'ın ona niye dikkat etmediğini anlamıyorum. Etsingöl bataklıkları Dunhuang'ın neredeyse doğusuna düşüyor diyeceğim, abartacağım, aynı yerde. Komşusudur yani. 20 binli Çinlilerin ölçümleri son derece hassastır. Bugün ben derste ilgili dersleri yaparken arkadaşlara soruyorum. Ankara İstanbul arası ne kadar? Bana 10 basamaklı cevap veren arkadaşımız çıkmıyor. Ben de herhalde öğrenci olsaydım aynı şeyi. 500 kilometre ya da 600 kilometre diyorum. Ama ben de işte 560 kilometre diyemiyorum. Bilgimiz de yok, çok bilen insan da yok. Zihnimiz böyle. Bakın Turgay Bey, Doğu Türkistan kentlerinden bahseden eski çağdaki o Han Çağı kayıtları, 2000 sene önceki kayıtlarda tek basamaklıya kadar indiriyor. İşte Kuça kenti, işte falanca yerden Batı valiliğinin başkentinden, Kavçak'tan bilmem işte 312'liği bilmem 783 li uzakta. Böyle ayrıntılı mesafe ölçümlerini veriyorlar. Ve Çinliler 20 bin li kelimesinin ne manaya geldiğini biliyor olacaklardır. Ayrıca değişik metinlerde işte bu Isık Gölü olabilir, Balkaş öyle olabilir, Etsin Gölü olabilir, Nor Gölü olabilir, o hiç olamaz zaten daha doğuda kalıyor. Aral olabilir. Ki Aral olabilir keşke deseler o kadar uzanmamışlar. Peyhay olarak Balkaş Gölü'nün ismini zaten veriyor Kazakistan'daki. Isık Gölü'nün ismini veriyor Çinliler. Ayrı bir ismi var bunun. Dedim ya değişik metinleri bir araya getirip kıyaslamak gerekirdi. Dunhuang'dan yani Doğu Türkistan'ın hemen doğusundaki Kansu eyaletinin batısında bulunan İpek Yolu'nun başladığı yer. Çin'den çıkış kenti burası. Ve Binbuda mağaralarının meşhur mağaraların bulunduğu kent. Dunhuang'dan itibaren 20 bin li'nin ne anlama geldiğini Çinli biliyor olmalı. Yaklaşık 9 bin kilometre. Ve oradan bayağı uzaktaki bir
ülkeden, denizden bahsediyor olmalıyız. Çok ayrıntılara girdik bu, bilmiyorum. Ama nihayetinde biz Şici'de ve diğer kaynaklarda Ansi'nin, yani İran'ın bitişiğinde olduğunu söylüyor. Efendim, Basra Körfezi de olabilir. Peki kabul, Basra Körfezi'nin kuzeyinde o zaman Türk ana yurdu. Bence mahsuru yok. İster Basra Körfezi olsun, ister Hazar olsun, ama bir orada bir söylenen bir şey var. Batı Denizi'nin kuzeyinde. Ama değil, çünkü Kank ülkesine, Güney Kazakistan'a ve Maveren Nehri'ne, Sodiana'ya göre tarif ediyor. Batı Denizi, Hazar Denizi olmak durumunda. O bilgileri yan yana getirdiğimizde. Soğut ülkesinin, yani bugünkü Özbekistan'ın batısında olması gerekiyor. Batı Denizi'nin, bunun da Basra Körfezi'ni Çinlerin çok bildiğini, umursadığını da sanmıyorum. Sodiana'ya göre alıyorlar. Kank ülkesine, Antsay ülkesine göre alıyorlar. Bunun batısındaki denizde sadece Hazar Denizi oluyor. Evet, demek ki Hazar Denizi'nin kuzeyinde imiş Türklerin eski yurdu. Ne olmuş? Komşuları bunlara saldırmışlar. Hepsini yok etmişler. Bir tane çocuk kalmış. Hikayenin geri kalanını biliyoruz. Bu çocuğun da bacaklarını kesip bataklığa atmışlar ölsün diye. Ama bir dişi kurt gelmiş, onu beslemiş. Ve ondan da işte hamile kalmış kurt. Türk milleti o kurttan türemiş. Tamam. O kısım tamam. Sonuçta yurdum biz Hazar Denizi'nin kuzeyinde olduğunu, o felaketin, yaşanan ulusal felaketin o Hazar Denizi'nin kuzeyindeki ülkede olduğunu anlıyoruz. Kurt daha sonra nereye kaçmış? Altın Dağ'daki, Altaylar'daki bir mağaraya kaçmış. O Ergenekon olacak olan yere kaçmış. Orası gidilen yer Ergenekon, kaçılan, kurtulunan yer. Ama ana yurt değil. Ergenekon ikinci yurt. Evet. Yeniden doğuşun, dirilişin gerçekleştiği yurt. İlk yurt demek ki Hazar'ın kuzeyindeymiş. Niye bunu bize hiç kimse açıklamadı? Açıklamazlar. Bir sürü soru geleceği için ilk cümle maalesef hızlı geçilmiş. Evet, bunu aldık. Demin söylediğim gibi Plinius Secundus ve bu Secundus o Pompei faciasını canlı izleyen, gemiden Pompei'ye, yanardağ altında kalan Pompei'ye yardım için bir Roma filosu gidiyor. Filo tabii yaklaşamıyor kente lavlardan ötürü. O gemilerden birinde olup felaketi canlı izleyen kimsedir, bize bunu aktaran kimsedir Plinius Secundus. Naturalis Historiae, Doğal Tarih adlı kitabı yazar. Ondan 71 senesindedir milattan sonra. Milattan sonra 43 senesinde ondan önce yazan bir de Pomponius Mela vardır. Kısa ve derli toplu çok güzel bir dünya coğrafyası yazmıştır. Her ikisi de Hazar Denizi'nin kuzey doğusunda, yukarıda bugünkü Tataristan'ın doğusundaki sahada Turkae diye bir halktan bahsederler. Bu halk kimlerdir? Birilerinin açıklaması gerekirdi. En son 1850'lerde olacak bir yayında Türk dememiş de yayıncı, 19. yüzyıl ortasında, bugünkü Türkistan'a ismini veren kabiledir demiş. Ama 150 yıldır başka da hiç kimse dönmemiş. Orada bir yasak konmuş adeta. Bir daha o Mela ve Plinius Secundus ne bu çalışmalarda kullanılmış ki, onlar da çalışmalarda kullanmıyor. Sadece eseri İngilizce'ye çevirirken altına not düşmüş. Okuyucu merak ediyor. Kimdir? Turkaya kimdir? Arimaspi kimdir? Bilmem Budini kimdir? Onlara açıklama şerh düşerler. O esnada söylemiş. Peki kimdir? Orada bir veri var. Ben bunu merak ediyorum. Aynı şey mi söylenecek? Oraya bakma. Alakası yoktur. Aradığını bulamazsın. Boşa bakıyorsun. Vakit harcıyorsun. Ya bir dakika bir bakayım. Bir göreyim. Emin olayım. Sen baktın mı? Hayır. Bana neye göre bakma diyorsun? Şuna göre Türklerin ana yurdu doğuda olmak zorunda. O dönemde batıda olmaz. Boşuna yani. Olmayacağı için. İşte olmayacağına sen karar vermişsin. Normalde bakılır. Bulamadık, yok dersiniz.
Ama hiç bakılmamış, baştan bir karar verilmiş, doğuda olacak Türk ana yurdu. Onun için bana bakma diyor. Orada her iki eserde, orada bugünkü Tataristan'ın doğusundaki Güney Ural bölgesinde Turkaya isminde bir topluluktan bahseder. Orman Bozkır bölgesinde, tam Taygan'ın içinde değil, Orman Bozkır bölgesinde yaşayan böyle bir topluluktan bahsederler. Kim bunlar? Ben haliyle merak edeceğim. Latin alfabesinin Turgay Bey kullanıyoruz hala. Güzel bir özelliği var. Fonetiktir. Sesi birebir yansıtır. Bir de başka bir özelliği. İbrani, Süryani, Arap alfabelerinde olmayan başka bir özelliği var. Bir harf öbür harfe benzemez. Yani harfleri karıştıramayız. Bakın Arapçayı izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu okumayı biliyordur. Bir nokta, üst nokta, alt nokta, iki nokta, üç nokta, bir nokta farkı silindi veya fazladan bir damladı, mürekkep damladı. Okumayı harfi değiştirir, kelimeyi anlamı değiştirir. Çünkü birbirine çok benzer. B, T, S, sin, şın, er, noktayı koymazsanız birbirinin aynısı değil mi? Satlat, tığzı, aynı harfler bunlar. Fakat Latin alfabesinde böyle bir şey yok. Harfler birbirine karışmaz, birbirine benzemez. Birbirini böyle karıştırabileceğimiz kolay kolay bir harf yoktur. Yanlış yazılmadıktan sonra. Yunanca da nispeten öyle. Çok az Yunanca'da az sonra anlatacağım iki harfi özellikle karıştırmak mümkün. O da bizi bulmuş. Evet, dolayısıyla ben Turkay kelimesinin bir yanlış yazım, yanlış okuma, yanlış yazım olma ihtimalini de düşünemiyorum. Bakın Arapça, Ortaçağ kaynaklarında bize ulaşan nüshalar, tabii yazarın ilk yazdığı nüsha değil de onu birileri çoğaltıyor kalemle, sonra onu bir başkası çoğaltıyor. Gele gele Nilkaz diye bir halk karşımıza çıkıyor. Kim bu Nilkazlar? Hiç duymadık. Nilkaz değil, Bulgardır kelime. B'nin alttaki nokta üste çıkmış. Sonda bir R olmasına rağmen işte üstüne nokta konmuş. Bulgar kelimesi olmuş. Nilkaz bu kadar değişiyor. Fakat bizim Türk yazılışında böyle bir hata ihtimali aralığı aramamıza sebep yok. Eğer kulağı yanlış duymadıysa, çok alakasız bir şey falan değilse duyduğu gibi Latince'ye aktarmış. Ve bu da Türk yazıyor orada. Evet. Biz bunu aynısını aynı bölgede Herodot'ta bir ifade buluyoruz. Onlardan ne zaman 425-30 civarında öldüğünü, 430 civarında eserini yazdığını, 425 civarında M.Ö. öldüğünü tahmin ediyoruz. Aynı bölgede aynı halklar, Tissagetler, Budinler, Gelonlar onları bahseder, aynı sıralamayı verir ve bize Yurkai, Yurk diye bir halktan bahseder. Yurk neyin nesi? Şimdi Herodot'un kendi yazdığı kitaplar elimizde yok. Elimizdeki en eski nüshalar Rönesans metinleri, 500 yıllık. Daha eski kitaplar bizde yok. Rönesans metinleri yok. Tabii ki. Çok sonraki istinsah edilmiş, çoğaltılmış, kalemle çoğaltılmış eserler. Daha sonra da işte matbaa başlıyor Rönesans dönemiyle birlikte. Matbaa yayınları sanırım ilk matbu yayını 1610'larda olacak Herodot'un. Özür dilerim. Evet, onlarda bazılarında Yurk yazar, Yurkay'ı yazar, bazılarında Turkay'ı yazar. Ama daha sonra Turkay tamamen ortadan kalkar, sadece Yurkai kalır. Şu an hakim olan dünyadaki yazılış budur. Türkçe çevresinde de biz Yurkai biçimini okuruz. Elimizde eski nüshalar yok. Ama Pomponius Mela ve Plinius Secundus'un bize göre daha sağlıklı nüshaları okuduğuna kesin gözle bakabiliriz. Onlar Herodot'a daha yakındı. Onlar Herodot'u okudular, kullandılar. Her ikisi de, ki birbirinden kopya yapmaz. Yani her ikisi bağımsız yazmıştır. Her ikisi de Herodot'u okudular ve Turkaya yazıyorlar. Peki demin dedik harflerin karışması nasıl mümkün? Teta ve yota. Yota bir çizgi ve sağ tarafı, bir sol tarafında bir noktadan ibaret, bir kesme işareti, apostroftan ibaret bir harftir. Yota harfi.
bu derinin üzerine parşömene yazılıyor. Siz deri yukarıdan aşağı vadiler oluşturuyorsa, siz onu kesecek şekilde mürekkebinizi, dividinizi hareket ettiriyorsunuz. Sağdaki yere ulaşmayacaktır, ulaşmayabilir. Eğer parşömeni vadi olarak tarif ettim, keşke görüntülü gösterme imkanı olsa. Dolayısıyla o T harfinin, Yunanca T harfi de Latinceye benzer. Soldan başladığınız sağa doğru çekiyorsunuz. Eğer sağ tarafında bir oyuk var ise orayı boş geçecektir. Dolayısıyla T yazarken, teta yazarken daima önünüzde onu yota biçiminde yazma tehlikesi daima vardır. Sorun buradan kaynaklanıyor. Teta ve yotanın birbirine benzemesi sebebiyle karıştırma imkanı çok yüksek. Vaka harflerin şekillerinden gitmeye de gerek yok. Dediğim gibi bize göre daha erken, daha sağlıklı metinleri okumuş olan iki Latin yazarı Pomponius ve Plinius T olarak, her ikisi de T olarak yazmış, Turk olarak yazmış. Benim şimdi bu kuşkulu durumda sonraki, Rönesans sonraki, yani son 500 yılın kayıtlarına, 2500 yıllık bir kitaptan bahsediyoruz ama son 500 yılın elimizdeki malzemesine dayanarak hüküm veriyoruz. O zaman benim onu Herodot'ta yurk diye okumamın bir anlamı yok. Ben onun sağlamasını Latin yazarlarından yapıyor, yapmak ve Türk olarak düzeltmek imkanını görüyorum. Değilse de ney? Açıklansın. Yurk nedir? Türk nedir? Birileri bunu açıklasın. Hiç açıklamamak kaçıştır. İşte biz dolayısıyla Herodot'tan başlayarak Latin yazarlarının da, ki Latin yazarlar Herodot'u birebir kopyalamazlar, güncellerler. Bilgi güncellenmiştir. İçeriğe dikkat edilirse, Herodot'taki metinlerle kıyaslanırsa aynı şeyleri söylerler ama güncel durumu verirler. Değişiklikler olmuştur bölgede. Fakat Türk kavmi, Tisagetlerle Türkler orada yaşamaya devam ederler. Evet, peki Çin ve Roma birbirlerini okumuş mudur? Acaba Plinius Çin kaynaklarını okumuş mudur? Çinliler Latin kaynaklarını okumuş mudur? Hayır, birbirlerinin varlığına dahi ancak Han çağındaki batıya giden Çin elçileri sayesinde, işte o Batı denizinin, İran'ın ötesinde başka bir imparatorluk daha var, büyük bir devlet varmış diyerekten kulaktan doyma, ancak o da devletin en üst işte istihbarat birimi olan Batı'ya gönderilen casusların verdiği bilgilere dayanarak. Yoksa tabii ki Romalılar ve Çinliler birbirlerinin yazdıklarını okumadılar. İki bağımsız kaynak, dolayısıyla Çin kaynakları ve Latin kaynakları dünyanın en doğusundan ve en batısından, İtalya'dan bize Hazar Denizi'nin kuzeyinde, bugünkü Tataristan'ın doğusundaki sahada Türk adındaki bir topluluktan bahsediyorlar. Evet, olay bundan ibaret Turgay Bey. Bundan gerisi artık bunun açılması ve diğer veriyle desteklenmesi. Anladım. Evet. Ama kapalı odada önemli bir şey bulmuşsunuz. Tebrik ederim. Yani bu Teşekkür ederim. çok basit bir şey değil hakikaten. Güzel değindiniz. İsterseniz Türklerin Kökeni kitabınızda bahsetmek istediğiniz bir başka konu daha var mı hocam? Şimdi böyle bir şey yaptık ama şimdi en baştaki o odaya bakmayın dedirten konu neydi bize? Evet. Ta Moğol İlhanlı çağında Reşidüddinlerden beri hem bizim zihinlerimizde hem onu okuyan işte modern çağ bilginlerinin zihinlerinde oturmuş bir şey vardı. Türkler ve Moğollar kardeş, bir kökten gelen iki halk. Dolayısıyla dilleri de birlikte. Modern dil çalışmalarının kökleri 18. yüzyıl ortalarına gider. Bugünkü bizim sahip olduğumuz yöntemler o dönemde belirlenmiştir. Sonra hızlı bir şekilde gelişmiştir Turgay Bey. Fakat bu yöntemler gelişmeden çok önce Türkler ve Moğolların dillerinin aynı olması gerektiği beklentisi zihinlerde hakimdi. Ondan sonra da 1739 yılında çıkan von Strachlenberg'in kitabında da bunları yazmış, örnekler vererek 60 kadar örnek vardır. Bunların dillerinde ortak kelimeler vardır diyerekten bu bilgiyle birlikte
Türkçe bilimsel bir altyapısı da var demişler. Tabii uzun bir ara veriliyor ancak 19. yüzyıl ortasında Kasren'in, film bilgini Kasren'in ortaya çıkışını beklememiz gerekiyor. O gerçekten bütün dilleri inceliyor. Ural ve Altay dillerini, ulaşabildiklerini, Korece ve Japonca hariçtir onda. Bunları inceliyor, bunların ortak kelimelerini ortaya koyuyor. Adına Altay diyor. Yani biz bugün Ural Altay diyoruz veya Ural kuramının kurucusu. Herkes değişik kendi açısından bakıyor da Kasren kendi kurgusunu Altay diye adlandırır. Finlerden başlayarak, Laponlardan başlayarak Moğollara, Tunguzlara kadar ki aileyi anlatır. Bunların ortak kelimelerini söyler ve bunların tek bir kökenden geldiğini söyler. Daha sonra batıdaki bazı bilimsel olmayan yöntemlerle Ural ailesine müdahale edilmiş ve ayrı tutulmuştur. Macarca, Fince, Estonca, Mordvince gibi diller, bunların doğudaki Türkçe ve Moğolca ile Tunguzca ile hiçbir alakası yok. Alakasının nasıl olmadığı da izah edilmemiştir. Hala bugün itibariyle bunun izahı yoktur. Bunlar ayrı bir aile teşkil eder. Ural ailesidir, Altay ailesiyle ilgisizdir. Dolayısıyla kaldı elimizde Türkçe, Moğolca ve Manchu-Tunguz dili. Sonra bunlara Korece ve Japonca eklendi. Sonra bunlara itirazlar geldi. Aile genişlerken birdenbire bugün dağılma noktasına geldi. Bugün hakim görüş Turgay Bey, daha çok delilin öne sürüldüğü görüş. Hiçbir şekilde Türkçe ile Moğolca'nın akraba olmadığı, dolayısıyla Korece'nin, Japonca'nın zaten ayrı diller olduğu. Ha, bunun bizi bağlayıcı bir tarafı yok ama konu Türkçe ve Moğolca'nın akrabalığını içeren Altay fikrinin veri üzerine düşünceden yola çıkmadığı, peşin bir hükümden yola çıktığı, yani 700 sene önce yazılmış olan Reşidüddin'den itibaren zihinlerde Türkler ve Moğolların, zaten Tatar ortak ismini kullanıyorlar, Türklerin ve Moğolların bir kolun iki dalı olduğu fikri ona dayanıyordu. Ayrıntılı çalışmalara girildiği zaman biz bugün öyle yakın iki aile olmadığını, bin yıllardır yan yana yaşadıklar için birbirlerinden kelimeler alıp verdiklerini, bu ortaklıkların büyük ölçüde bu kelime alışverişlerine dayandığını görüyoruz. Buna rağmen bakın en azından 3000 yıldır Türkler ve Moğollar yan yana 1900 ila 1000 kadar kelimeden en fazla bahsedebiliyoruz. Bakın Sırpçanın etimoloji sözlükleri, yabancı dil sözlükleri hazırlandı. 4000 kadar Türkçe kelime var. Yunanca'da öyle, Bulgarca'da öyle. Herhangi bir Balkan dilinde binlerle başlıyor. En az olan Romence'de dahi binlerle ifade ediyoruz Türkçe asıllı kelimeleri. Çok mu yani Sırplarla yan yana da yaşamadık yani. Devletin içinde vatandaşı riayesi olarak yaşadılar. Dolayısıyla Türkçe ile Moğolca'nın böyle kelime ortaklıklarının bulunması ortak komşuluk ilişkilerinin sonucu olarak gayet doğal. Bunlar genetik bir akrabalığa işaret eder mi? İşte Türklerin kökeninde yapmaya çalıştık. Moğolca ve Türkçe yan yana koyduk. Buyurun hep beraber karar verelim diyerekten. Daha sonra aynı kelimeleri Türkçe ve Macarca ile de yan yana koyduk. Macarca'nın Türkçe'ye aynı siklette olmak üzere, aynı standartlar geçerli olmak üzere biz Macarca'nın Türkçe'ye çok daha yakında durduğunu görüyoruz. Moğolca'da şunu hiçbir zaman söylemedim ben. Altay ailesi yok, öyle bir şey yok. Moğolca'nın belirgin, özellikle dilin mantığı, yapısal özellikleri bakımından Türkçe ile çok şey paylaşıyor. Kafa aynı şekilde çalışıyor. Ama Moğol'un, Tunguz'un, Türk'ün kafası konuşurken aynı şekilde çalışıyor. Ama Macar'ın, Fin'in, Eston'un kafası da aynı şekilde çalışıyor. Buna dikkat ettim. Ben Altay ailesi yok demedim. Ural Altay daha geniş bir aile var ama Türkçeyi alıp da uzak doğunun Altayların da doğusuna, Mançurya Ovası'na göndermeye sebep olacak şekilde bir Türk-Moğol ikizliği yok. Bakın Altay teorisini savunanlar Türkçe ve Moğolcayı ikiz dil olarak
tarif ederler. Ben çok uzaktan, çok çok uzaktan bağlantılar var. Bunlar kelime değil, yapısal mantık bağlantıları. Ama kelimeler indirgendiğinde Türkçe ve Moğolca birbirine yakın diller değil, son derece uzak diller. Aynı kelimeleri kullanmıyoruz. Ama mantık aynı, dediğim gibi eklemeli diller bunlar. Dolayısıyla Türkçeyi Altay ailesinin bir üyesi olarak sınıflayıp Türkler de uzak doğudan, uzak doğu diyorum bakın, Orta Asya falan geçmez. Biz Türkiye'de Orta Asya diyoruz, İç Asya diyoruz da uzak doğudur Mançurya. Mançurya'dan Türkleri getirmenin hiçbir mantığı ve gerekliliği, şartı bulunmuyor. Altay ailesi bir mantık birliği içinde, kelime birliği değil, mantık birliği içinde bir aile teşkil eder. Finlandiya'dan Japonya'ya kadar yayılır. Ama biz Finler ile Japonların birbirine akrabalığını konuşmak zorunda değiliz. Bağlayan şey kafanın çalışması, dili kullanırkenki mantık. Ama Finler ve Japonları çok eski dönemlerde ortak bir atadan getirme gibi bir mecburiyeti, bu bize bu mecburiyeti şart koşmuyor. Dolayısıyla Türkçenin de Moğolca'ya karşı konumu aynı şekilde. Biz Türk ana yurdunu ararken illa da Moğolların bulunduğu yere koymak zorunda değiliz. Tam bağımsız. Hocam, tam orada bağımsız. Bir şey sorabilir miyim? Bu Cengiz zamanında Moğolca'nın yapısıyla bugünkü Moğolca'nın çok farklı olduğu söylenir. Bir de Moğol lafını Cengiz'in siyasi birliğe verdiği ad olarak söyleyen Rus profesörleri var. Bu konuda ne dersin? Evet. Şimdi kelimelerin telaffuzunda değişmeler olmuştur. Fakat özü korunmuştur. Mühim olan bir kelime devam ediyor mu? Değişik biçimlerde de olsa devam ediyor mu? Moğolca'da bu devam ediyor. Şekli değişmiştir. İşte ör kelimesi öbör olmuştur. Örden, uzun bir ögörden, övörden, öbör biçimine örneğin değişmiştir. Bu bizim öz kelimemiz, öz kelimesi. Sonunda R gelir Moğolca'da. ve öbör biçimini almıştır. Bu şekilde değişiklik olmuştur ama sonuçta aynı kelimedir. Aynı kelime devam ediyor. Moğolca kelime haznesini değiştirmemiştir. O Moğolların gizli tarihindeki Mangol'un Niyoça Topçağ'ın kitabındaki dil telaffuz değişikliğiyle sürer. Bu önemli bir nokta. Ha, isminin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Moğol olur, Tatar olur, kendi kabilesinin ismi belki hepsine yayılmış olabilirdi. Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan o dil ne? Biz bugün zaten günümüzdeki şimdiki dilleri kıyaslamak bilimsel olmaz. Mümkün olan en eski dilleri. Şimdi ortak Türkçe Köktürk yazıtlarına gidiyor. Çuvaşçama gitmiyor. Çuvaşçanın 250 küsur yıllık bir yazılı tarihi var. Macarcanın en fazla 800 sene önceye gidiyor kayıtları. Moğolcanın 800 sene. Diyelim Fince'nin, Estonca'nın 350-400 sene önceye gidiyor kayıtları. Elimizde en eski kayıt neyse onları kullanmamız gerekir. Zaten günümüzdeki Moğolca ile günümüzdeki Türkçeyi, günümüzdeki hangi Türkçe? Bunları kıyaslayamayız. En eski kelimelerimizi işte kıyaslamamız gerekiyor. Bilim adamları da zaten bunu yapıyorlar. Yani günümüzdeki resmi yazı dili olan Halka Moğolcasına dayanmaz açıklamalar. O eski kayıtlara dayanır. Onlar incelenir ve çalışılır. Moğolların ana yurdu olarak neresi biliniyor? Evet. Moğollar nerede? Türkler konusu. Çok güzel bir... evet... Teşekkür ediyorum bu soru için. Güzel bir nokta. Öbür türlü hep unutup geçtiğimiz bir konu. Şimdi Türkçenin, eski Türkçenin etimolojik sözlüğünü hazırlayan Clauzon ondan önceki bir makalesinde o Altay teorisine inanmaz Clauzon ve Moğolca'daki Türkçe ile ortak kelimelerin Türkçeden Moğolca'ya geçmiş kelimeler olduğunu söyler. Ve bunları tasnif eder.
kelimeler sadece kelimelerin hangisi olduğu değil, bunlar bir düzenlilik, bir ortaklık gösteriyor mu? Ona da bakmamız gerekiyor. Kelimeleri kendi içinde gruplamamız gerekiyor. Neyle ilgili kelimeler? Mesela Macarca'ya baktığımızda tarımla ilgili, tarım ve hayvancılıkla ilgili kelimeler de müthiş bir yoğunlaşma olur. Macar ve Türk köylüsü aynı kelimeleri kullanır günlük hayatında bitkiler ve hayvanlar için. Acaba Moğolca ile Türkçenin ortak kelimelerindeki yoğunlaşma nedir? Clauzon şöyle bir tespitte bulunmuş. Ha, Türkçe kelimeleri Moğolcadan çıkarttık. Bir deneme yapalım. Ne kalıyor? Bronz çağı, klan seviyesinde, bakın kabile değil, uruk seviyesinde yaşayan, henüz kabile aşamasına gelmemiş bir bronz çağı topluluğunun dili kalıyor. Bu topluluğun demir çağına ve kabile seviyesine geçmesi için Türkçe kelimeleri koymak gerekiyor. Türkçe kelimeleri çıkarttığınızda o dilin işaret ettiği toplum bronz çağı ve uruk seviyesi. Bu ilginç bir düzenlik keşfetmiş. O zaman demir çağı, demirin biz Altaylar'da milattan önce 1200'lerden itibaren çıkarılmaya başlandığını görüyoruz. Ama Altay-Ural arası, Altayların batısındaki dünyayı ilgilendiren bir konu. Altayların doğusuna demir kullananların sıçraması, orayı örgütlemesi ve oradan Çin'e inmeleri, Çin'i istila girişimleri. Bunlar daha sonraki asırlarda olan gelişmeler. Demir oradan Çin'e doğru iniyor Altaylardan, demir kullananlar. Zaten batıdalar, yani bugünkü Kazakistan'da demirciler var ama Moğolistan'da yok. Biliyorsunuz Altay Dağları Kazakistan ve Moğolistan'ın sınırıdır. Moğolistan'da demirci yok, Kazakistan'da var. Altay Dağları zaten demir merkezi madenlerinin olduğu yer olmak üzere Urallarla birlikte. O dönemde milattan önceki 1000 yılı ve sonrasındaki yüzyıllar içinde ki dönemde Altay Dağları'nın doğusunda yaşayan toplulukların demiri bilmediğini, sonraki çağlarda öğrendiğini görüyoruz. O zaman Clauzon'un tespiti doğru. Sonraki dönemde Moğolların yaşadığını bildiğimiz bölgeye demir Altay Dağları'ndaki insanlar tarafından götürülmüş. Dolayısıyla sosyal örgütlenme seviyesi de onlar tarafından götürülmüş. Çünkü bu insanlar demirden silahlar yaptılar, ata binmeyi öğrendiler. Ne Çin, ne Mançurya, ne işte Altayların doğusundaki diğer Moğol ormanlık bölgelerde yaşayan halklar hiçbiri bunu bilmiyor. Bunlar o döneme göre askeri bir devrim oldu. Yani elinde mızrakla savaşan, yaya olan birilerinin hızlı süvari, zırhı olan, zırhlı, ok kullanan, çok uzun mesafeye atan, bileşik yayları kullanan, hızlı hareket eden ve yakın döşene geldiği zaman elindeki kılıç öbürünün bronz veya bakır kılıcını kesip atıyor. Çelikten kılıçla gelmiş adam, öbürleri bunu bilmiyor. İster yakın dövüşte, ister uzak dövüşte hiçbir şekilde o yerleşik yaya toplulukların Çin veya Mançurya veya Moğol o fark etmez baş edemeyeceği bir güç. Bunlar bu güçlerini gördükten sonra zaten yukarıdan Altaylardan Çin'e doğru yavaş yavaş inmeye başladılar. Kolay hedefti çünkü buralar ta Hun döneminde Wuchi çağında özel birlikler, Hunlara benzeyen özel birlikler oluşturmaya başladılar da ancak dengeleyebildiler. Yani Bozkır savaşçısını ancak onlar gibi, onlara benzeyen, onlar gibi yaşayan askerler yetiştirerek, özel kuvvetler oluşturarak dengelemeye çalıştılar. Başka türlü yapamazlardı. Evet, demek ki Moğolların yaşadığını tahmin ettiğimiz bölgeye demir ve kabile çağı sonradan giriyor ve giriş yolunu da tahmin ediyoruz. O zaman Clauzon'un tespiti doğru. Bu demir çağı kültürünü, dolayısıyla dilini ve toplumsal terminolojisini Moğolca Türkçeden almış diyor. Bize arkeoloji de bunu kanıtlıyor.
Klauzon bunları söylerken arkeolojiye başvurmadı. O veriler yoktu. Bugün var. Aynı şeyi söylemiş. O zaman bugünkü işte Ötken dediğimiz bölge ve doğusu. Bugünkü Moğolistan'ı ikiye bölelim. Onun doğu kısmı daha da işte Mançurya'ya doğru uzanmak üzere Moğolların ana yurdu olarak gözüküyor. Ve Moğollar bir orman kavmi. Bozkır kavmi değil çünkü bozkır terminolojisini Türkçeden almış. Bir orman kavmi ki orman kavmi olduğunu Kafesoğlu falan da yazar. Onların kitaplarında anlatılır. Orman kültürünün hakim olduğu. Daha sonra bozkıra inmiş bir topluluk olarak bu anlatılır. Evet. Peki. Kökenin kökeni kitabı tabii yani belki %1'ini konuştuk ama önemli bilgiler verdiniz. Arzu ederseniz zamanı iyi kullanmak kabilinden ilk Oğuzlar kitabınıza geçelim. Ve gene Evet. kitabınızda sizi konuşmaya başlatmak için ben burada bir cümlenizi size hatırlatayım. Bugün yeryüzünde Oğuz adında bir topluluk yani millet veya Uruk bulunmuyor diyorsunuz. Gerçekten Oğuzlar adında bir topluluğumuzun olmamasından başlayın isterseniz hocam. Buyurun, söz sizin. Evet. Evet, yani sahaya gitmek, görmek lazım. İnsanlara soracağız. Sen neysin? Azeri diyecek, Azerbaycanlı diyecek, Türk diyecek, Türkmen diyecek. Ama ben Oğuz'um diyen insan çıkmayacak. Evet. Edebi olarak diyeceğiz belki ama hiç kimse ben Oğuz'um demeyecek. Bu nedir? Turgay Bey, hiçbir etnik topluluk ezeli ve ebedi değil. Etnik topluluklar canlı birer organizmadır. Birer hücre gibi, birer tek hücreliden İşte fil gibi, balina gibi büyük yaratıklara kadar benzetelim. Birer canlı organizmadır etnik yapılar. Doğarlar, büyürler, yaşlanır ve ölürler. Fakat nasıl bir canlı organizmanın ölümü, onu oluşturan karbonların evrenden yok olması anlamına gelmiyor. Karbon dönüşümü devam ediyor. Değil mi? Onu başka canlıların bünyesine geçiyor. Onun işte mezarda çürüyen bir ölünün işte karbonları o mezarda büyüyen otlar veya onu yiyen işte haşerat üzerinden başka canlılara aktarılıyor. Karbon devri devam ediyor. Evet bu kadar keskin olmamakla birlikte bir geçmişte bulunan topluluklar soykırımlarla ortadan kalkmadılar. Etnik bilinç ortadan kalktı veya dönüşüm yaşadı. Başka bir şey oldular. Aynı insanların torunları başka bir şey oldular. O başka bir şey keskin şekilde farklı da olabilir. Eski yapının devamı da olabilir isim değiştirmiş olarak. Biz de Oğuz ismi kalktı ama aynı dili konuşuyoruz. Bir bilinç farklılığı falan olmadı. Aynı insanlar olarak devam ediyoruz. Fakat adımız Oğuz değil. Aynı şekilde Oğuzlardan önce de Oğuz'un olmadığı bir dönem vardı. Ezelden beri. Oğuzlar var diye bir şey yok. Bir yerde, bir noktada Oğuzluk başladı. Bir yerde de sona erdi. Bütün topluluklar için bu böyledir. Evet, neden söylüyorum? Çok sorular geliyor ya, İbrahim Peygamber'in zamanında Oğuzlar vardı. İbrahim Peygamber'le ilgili hiçbir tarih kaydımız yok öncelikle. Tarih kaydımız yok, dini metinler var. Yani kaynak tenkidine gelirsek orada Oğuz'a benzeyen bir kelimenin olması, orada Azer kelimesinin olması Azerbaycan'dan bahsi gerektirmiyor. O başka bir yerden gelir kelime. Orada Ağuz, Az, Oğuz bilmem ne kelimelerin olması onu bizim Oğuz kelimesine bağlamamızı gerektirmiyor. Kaldı ki İşte demin söylediğimiz bize bunlar hakkındaki bilgileri veren Simatiya'nın Şiici eserinden beri biz Orta Asya tarihini takip edebiliyoruz. Beri tarafta da başka kaynaklar Hint, Soğut, Pers, Roma, Yunan kaynakları var. Orta Asya tarihini 2000 küsur yıldır takip edebiliyoruz. Herodot'taki veriyi aldığımızda 2500 yıldır biz Orta Asya'nın etnolojisini yani hangi isimli halkların orada yaşadığını görebiliyoruz. Ta
8. yüzyılın sonlarına gelinceye kadar Orta Asya'da Oğuz diye bir halk hiçbir kaynakta geçmez. Öyle bir topluluk geçmez. Sadece yazıtlarımızda hem Köktürk hem Uygur yazıtlarında Selenge boylarındaki Oğuzlardan veya Dokuz Oğuzlardan bahsedilir. Onlar vardır. Onları işte Batı'daki bildiğimiz sonraki Selçuklu'yu kuran ve büyük macerayı başlatan Oğuzlara bağlayacak da hiçbir malzememiz yok. Dokuz Oğuzlar sonraki Uygur birliğinin bir bileşenidir. Uygurlarla birlikte sonraki tarihi yaşamıştır bunlar. O Oğuz diye geçen anılan veya Dokuz Oğuz diye anılan toplulukların batıya göçlerini bilmiyoruz. Uygur'un bir parçasıdır bunlar. Zaten bu yüzden İslam kaynaklarında Dokuz Oğuz kelimesi Uygur kelimesinin eş anlamlısı olarak geçer. O Oğuzlar Uygurlardır, Uygur olmuşlardır. Dokuz tane boy ve 10. boy olarak Uygurların 9 boyu toplam 19 boyluk Uygur birliğini oluşturmuş. Onun içinde erimişlerdir. Onların bizim sonraki Oğuzlarla hiçbir alakası bulunmaz. Zaten bulunduğunu söyleyen de yani alanın uzmanlar içinde bulunduğunu söyleyen de kimse bulunmaz. Batı'da başka bir nereden çıktı bunlar? Etnik yapı böyle bir şeydir. Çıkıverir. Bakarız havadaki buluta çok benzer. Nem vardır da bulutu göremeyiz ama bir yerde birikme olur. Nem yoğunlaşır ve gözümüzde görmeye başlarız artık. Bulutun oluştuğunu çok büyür, parçalanır, küçülür, sonra kaybolur. Etnik yapılar da havadaki nem gibidir. Böyle bir araya gelişlerine göre gözümüze gözükürler. Biz onları tespit ederiz. Bir de isim veririz. O ister onlar kendilerine isim verir, ister biz dışarıdan isim veririz. Bunun iç veya dış adlandırmalarının birbirine üstünlüğü yoktur. Hatta dış adlandırmalar daha geçerlidir. Daha çok yabancıların bir halka verdiği isimler kalıcı ve esas olmuştur. Evet, Batı Türkistan'da 8 milattan sonra tabii 8. yüzyılın sonlarına kadar artık Köktürk devleti yıkılmış, Türkişler de yıkılmış. O döneme kadar hiçbir yerde bir Oğuz geçmez. Ancak işte bir 825 senesinde bir Horasan valisinin, bir komutanının Oğuzlara sefer eylediğini söyleyen bir Arap kaynağıyla ilk kez 825 gibi bir tarihten bahsediyoruz. Geçer. Demek ki üzerine sefer yapılacak kadar bir topluluk ise bunun da bir evveliyatı vardır. Ama ilk geçiş odur. O zaman biz 800'lü yıllar değil de 700'lü yıllarda bunun oluşmuş olmasını bekliyoruz. Fakat beri taraftan 700'lü yıllardan, 30'lardan değil mi? Köktürk yazıtları ve ona paralel giden Çin kaynakları var. Burada bir Oğuz birliğinden, Oğuz adlı bir halktan bahsetmiyorlar. İlginç bir şeydir Turgay Bey, sinologlar neden buna dikkat etmezler? Çin kaynaklarında asla Oğuz kelimesi geçmez. Yani Selenge için dahi geçmez. Hiçbir şekilde Çin kaynaklarında Oğuz kelimesi geçmez. Ya nedir? Dokuz soy, dokuz sülale, soy, uruk, o tek bir kelime kullanırlar. O şekilde anlatırlar bunu. Bizim dokuz Oğuz dediğimiz nerede Oğuz geçiyorsa işte olaylar böyle. Şu sene işte Kapkan Kağan, şu sene Bilge Kağan, Kültigin işte Oğuzlarla şu savaşı yaptı. Aynı haberi Çin kaynakları da veriyor. Ama orada Oğuz kelimesini vermiyor Çin kaynakları. Onun yerine Oğuz kelimesinin karşılığı olarak soy kelimesini kullanıyor. Ben bundan şunu anlıyorum. Köktürk çağında Oğuz kelimesi bir etnik isim değildi. Bir cins isimdi. Herhangi bir yere kullanabileceğiniz cins isimdi. Bakın Medine deyince ne anlarız? Medine bir tek bir kent değil mi? Aklımıza geliyor. Halbuki Medine Arapçada şehir demektir. Herhangi bir yere de Bağdat'a da Medine diyebiliriz. Mekke'ye de Medine diyebiliriz. İstanbul'a da Arapçada Medine diyebiliriz. Fakat Medine kelimesi
El Medine olarak tek bir kente, kentle özdeşleşmiş artık genel kullanımda. Tek bir yer aklımıza geliyor bugün. Halbuki bir cins isimdir, özel isme dönüşmüş. Burada da Köktürk çağında biz Çin kaynaklarının kullanımından hareketle Oğuz isminin bir cins isim olduğunu, kabileler, boylar anlamına gelen bir cins isim olduğunu ve herhangi bir topluluk için kullanabileceğimizi gösteriyor Çin kaynaklarının durumu. O zaman belirgin bir Oğuz, yani tarif edebileceğimiz Oğuz deyince aklımıza gelecek bir topluluk yok. Kültigin, Bilge Kağan döneminde de bu yok. O zaman biz o 80-90 yıllık dönemi, yani Bilge Kağan'ın ölümüyle o 825 yılındaki Oğuzların varlığını artık kesin olarak bildiğimiz dönem arasındaki 3 kuşaklık dönemi Oğuzluğun oluştuğu dönem olarak işaretlememiz gerekiyor. Oradaki Batı Türkistan halkına biliyorsunuz daha önce 10 ok, 10 boy, 10 Oğuz diyor idiler. Bunların içinde Türkişler sivrildi. Sonra hepsi Türkiş olarak bilinmeye başlandı. Daha sonra Türkiş Birliği de 738 yılından itibaren Türkişler de dağıldı, ortadan kalktılar. Demek ki Türkişler kalktıktan sonra insanlar ölmedi, yaşamaya devam ediyorlar. Ama devlet yok. Ortak isimleri neydi? Bir devletsiz ve isimsiz dönem. Devlet kuruluyorsa o devleti kuran toplumun ismi hepsinin ismi oluyor. Ortada devlet de yok. Dolayısıyla ortak isim de yok. İşte bu dönemde biz devletsiz ve isimsiz, boyların kendi ismi var da üst isim yok, üst kimlik yok. Bu dönemde biz bir şeyler aramamız gerekiyor. Özellikle 8. yüzyılın ikinci yarısı, yani 750-800 yılları arasındaki dönemde bir şeyler aramamız gerekiyor ki bu olaylar Oğuz kimliğinin oluşmasında bir ivmelendirici, katalizör etki yapmış olsun. Maalesef kaynaklarımız çok az. Orayla ilgili kaynaklar çok çok az. Ancak destanlardan falan bulabiliyoruz. Kısmi bilgileri de işte Peçenekler kovalandı, onlar Macarları kovaladı, Peçenekleri Oğuzlar kovaladı. Ancak 892-93'teki haberler, geç dönemlerin haberleri bunlar. Oğuzların Hazarlarla birlikte Peçenekleri kovaladığını görüyoruz. Peçenekler Aral Gölü'nün kuzeyindeki sahadan kovalanmış. 893 döneminden bahsediyoruz. Biz Turgay Bey Dede Korkut destanında ve Rus araştırmacıların Türkmen boyları arasında 20. yüzyılda gezerken derlediği, Sergey Ajanov gibi araştırmacıların derledikleri halk söylencelerinde Salur ve Peçeneklerin mücadelesinin öne çıktığını görüyoruz. Bakın Dede Korkut hikayelerinde bir merkezi hikayeler vardır. Kazan Han değil mi ve etrafıyla ilgili. Kazan Han merkezdedir, başroldedir. Bir de onunla ilgili olmayan ama hikaye oraya sokulmuş olan diğer hikayeler vardır. Tepegöz gibi falan ve daha efsanevi olan, daha mitolojik olan hikayeler vardır. Aslında Kazan Han'ın merkezde olduğu hikayeler, hikaye değil tarih. Yani orada olağanüstü bir şey geçmez. Bildiğimiz tarihtir, safi tarih anlatılır o hikayelerde. Evet, burada Kazan Han ve onun maceraları, serüvenleri bunların özünde orada düşmanı vardır. Eşini kaçıran, obasını basan, onlarla uzun süreli mücadeleler vardır. Gençliğinden itibaren olgunluk, yaşlık dönemine kadar ve nihayetinde bütün Oğuz beylerinin yardıma gelişiyle o sahneyi hatırlarız Dede Korkut. Tek tek kahramanlıklarını, daha doğrusu özelliklerini anlatarak işte bir omuz vuruşta kale kapısını yıkan Kıyan Selçuk geldi. Dayan ağam Kazan yettim dedi. Böyle heyecanlı bir şekilde yardıma gelen beyleri Dede Korkut orada anlatır. Ben bundan şunu çıkarıyorum.
Nihayetinde diğer kaynaklardan 30 yıl kadar sürdüğünü sandığımız, gördüğümüz Salur ve Peçeneklerin mücadelesine müttefik olarak diğer boyların da, diğer Oğuz boyların da omuz verdiğini ve Peçeneklerin nihai olarak yenilip o bölgeden kovulduklarını, bir kısmının da esir alındığını görüyoruz. O dayan ağam kazan diyen beylerin hareketiyle Peçeneklerin yenildiği 892 yılındaki savaşı ben yan yana getirmek istiyorum. Zaten Türkmen söylencelerinde de o Salurların düşmanları Peçeneklerdir. Şecere-i Terakime'de bile it Peçenek diye geçer. Yani bir it barak vardır. O Oğuz Kağan'ın yenemediği değil mi? Küçümsemek ve hakaret için kullanılır. İt Peçene kavmi diye geçer. Orada da. Kazan Oğuz namesinde de. Yani Oğuzlar Peçenekleri düşman olarak görürler, sevmezler. Evet. Müsaade ederseniz bir şey sorayım. Tabii. Hem de sizi dinlendirmiş olayım. Bu Oğuz bir etnik yapının adı olmadığına veya kabileler üstü, toplumlar üstü bir terim olduğuna göre bizde eski Türk inancında öldükten sonra canın cennete gitmesi, o da genellikle savaşır insanların hakkı, bilhassa elinde silahla ölenin. İşte bunu hem Viking öğrencilerinde görüyoruz, hem de Cengiz'in hikayelerinde veya onu anlatan kitaplarda görüyoruz. Hatta öldürmek istediği, suçlu gördüğü akrabasına bile eline önce kılıç verdirip ondan sonra öldürüyor. Bu canın öbür dünyaya ozması, yani Oğuzları ozmak, bu dünyadan öbür dünyaya geçmek. Çünkü ozmak ve bu tabiat bilgisindeki ozmozun da kökü olarak biliniyor. O da işte bilirsiniz soğan zarının bir tarafından öbür tarafına geçmek ozmozdur. Evet. Yani bu dünyadan öbür dünyaya geçmek, geçenler olarak da anlayabilir miyiz bu Oğuzları? Şimdi Bizans kaynaklarında Uzi diye geçer. Orada yumuşak G'yi zaten yazamayacağı için Yunanca. Fakat Arap kaynakları Guz, Gayn harfiyle yazarlar. Her halükarda öbür türlü Bizans kaynaklarından doğrudan Uz diye yazmalarını da beklerdik. Hayır, o ile orada bir uzatıyor. Sadece Uz diye geçmiyor kelime ya da Oz diye geçmiyor. Bizans Oğuzi yazılışını incelediğimizde yazamıyor. Çünkü yumuşak G yok Yunanca'da, ifade edemiyor ama o heceyi uzatarak bir vurgu yapıyor. Arapçada da guz diyor. Kendileri aynı şekilde Kaşgarlı Mahmut'ta falan kelimeyi çok net olarak nasıl yazıldığını görüyoruz. Telaffuzunu çok net olarak görüyoruz. Kelimenin hem demin Çin kaynaklarına bakmamız bu noktada lazım demiştim. Oğuz kelimesi için ne diyorlar? Hem on oku hem dokuz Oğuz'u aynı kelimeyle çeviriyorsa Nimet'in söylediği doğru. Ok kelimesi boy demek, Oğuz da bunun çoğulu. Bakın hem on oklar var, yazıtta on ok geçiyor değil mi yazıtlarda? Hem Oğuz kelimesi iki biçimiyle de geçiyor. Dokuz Oğuz var. Çinler ikisini de aynı kelimeyle çeviriyor. O zaman ok ve Oğuz aynı kelime. Z, o zamanki Köktürk Türkçesinde şuurlu bir çoğul Z'den haberimiz yok. Yani eskicil bir kullanım olarak belki ikisini de tekil olarak alıyorlar. Z'nin çoğul eki olduğunun belki farkında değiller. Zaten boy isimlerinde Türkçe, hatta günümüzde bile biz toplulukları anlatırken çoğul kullanmayız. Moskov yapacağını yaptı deriz. Moskov de tekil kullanırız. Moskovlar demeyiz. Bugün bile hala biz işte bu Yunan oyunu, Ermeni'nin vahşeti, Amerika'nın bilmem nesi deriz. Tekil olarak kullanırız. Dolayısıyla Köktürk çağında bir çoğul Z, daha önceden varlığını başka örneklerden bildiğimiz çoğul Z'nin bilinçli bir kullanım içerdiğinin farkında değillerdi. Oğuz kelimesi de artık tekil olarak aynen iki kelimeleri var. Ok ve Oğuz. Aynı kökten geliyor. Fakat Z'nin
çoğul eki olduğu bilgisi kullanımdan düştüğü için bilinçli olarak boylar anlamına gelmiyor, boy anlamına geliyor idi. Ki bu yüzden de dediğim gibi kök Türk çağı işte eserler içinde böyle Z, yani tercihli kullanılmış bir Z kullanımını bilmiyorum. Yok böyle bir şey. Evet. Dolayısıyla bu yüzden de her oku da Oğuz'u da Çinliler aynı şekilde, aynı kelimeyle çeviriyorlar. Tek bir kelime olarak. bir üst kelime değil de ben isim olarak tarif ettim. Yani herhangi bir yere kullanabileceğiniz bir kelime olarak, cins isim olarak Oğuz kelimesini tarif ettim. Ama işte o dönemde Türk İş Kağanlığı'nın yıkılışından sonraki peçenek galibiyetine kadar geçen birkaç kuşak içindeki dönemde bu peçenekler bir birlik oluşturuyordu. Büyüktüler, yöneticileri vardı ve parça parça olan boylara galebe çalıyorlardı. Salurlar bir boy, tek başına peçeneklerle mücadele edemiyor. Ve peçeneklerden rahatsız olan diğer boylar el ele verdiler ve nihayetinde yendiler. Bir ittifak görüyoruz, askeri bir ittifak. Bu yola baş koymuş olan, yardıma gelmiş olan, çıkarları bir araya gelmiş peçenekleri o bölgeden uzaklaştırıp hepsinin rahatlayacağına inanan boylar var. Ha buna daha sonraki dönemde de peçenekleri gönderdiler ama Kimek, dolayısıyla Kıpçak yükselişi başladı. Yani o rahat dönem uzun sürmedi. Birkaç kuşak sonra hemen Kimekler, Kıpçaklar Güney Sibirya, Kuzey Kazak Bozkırı'ndan yükselmeye ve Oğuzları tazyik etmeye başladılar. O zaman ittifak ile bir araya gelmiş idiler. İttifakı dağıtmaya bir sebep yok. Pekiştirme ihtiyacı var. Dolayısıyla önce peçenek düşmanlığı, ardından Kıpçak baskısı, buradaki boysuz boyları bir araya getirdi ve kimliklerini pekiştirdi. Oğuz kelimesi ama zaten kullanımdan düşmüştü. Biz Kaşgarlı Mahmut'ta kelimenin ne Oğuz kelimesinin ne Baz kelimesinin bir etnik içerik, topluluk anlamı içerdiğini bilmiyoruz. Ok olarak alır, simgeselliğine işaret eder Kaşgarlı Mahmut. Kaşgarlı Mahmut'un yaşadığı dönemde ok kelimesinden artık hiç kimse boy kelimesini anlamıyordu. Bugünkü gibiydi yani. Bugün anladığımızla Kaşgarlı Mahmut'un 1000 sene önce anladığı aynı şeydi. Ama ondan önceki dönemde bu yaşanmıştı. Demek ki Oğuz kelimesi artık cins isimden özel isim haline geldi. Medine kelimesinin, kent, şehir anlamındaki Medine kelimesinin tek bir kenti anlatıyor hale gelmesi gibi Oğuz kelimesi cins isim anlamını kaybetti. Onun yerine boy kelimesi yükseldi. Boy kelimesi onun yerini aldı. Ok kelimesi boy anlamını kaybetti. Evet, çok dolayısıyla iyi. Oğuz kelimesi de kaybetti ve özel isim haline geldi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sayın Hocam, ilk Oğuzlar konusunda söylemek istediğiniz önemli bir husus daha var mı? Evet, şunu sadece vurgulamak isterim. Oğuzlar, Türk iş kalıntıları, Aral boyunda yaşayan daha eski yerli Türk boyları, bir de Sibirya'dan gelen olmak üzere çok değişik toplulukların karması ve zamanla birbiriyle karışmasından oluştu. Hepsi Türk topluluğudur bunların. Ama değişik bölgelerden geldikleri için lehçe farkları vardır. Bu yüzden Kaşgarlı Mahmut, Oğuz Türkçesini tarifte son derece başarısızdır. Bakın, başarısızdır diyorum. Kaşgarlı Mahmut Selçuklu mülkünde yaşıyor değil mi? Selçuklu vatandaşı. Çok iyi biliyor Oğuzları. Ama çok iyi bildiği Oğuzların lehçesini tarifte başarısız. Yani bir araya getirdiğimizde kitapta orada burada değişik Kaşgarlı'daki verileri bir araya getirdiğimizde bir tarife ulaşamıyoruz. Çok dağınık bilgiler, hatta birbirine çelişen bilgiler var. Sebebi Oğuzları oluşturan bileşenlerin değişik bölgelerden gelmiş olması. Ve bu Oğuzların Türkçesi Kıpçaklardan hiçbir şekilde ayrılmıyordu.
aynı dil, aynı lehçe. Onun için bugün biz cırlamak diyoruz yani. O cırlamayı olumsuz bir şekilde anlatıyoruz ama Kıpçak Türkçesinde cır, işte o yırın karşılığı olarak melodi demek, müzik demek değil mi? ve bu hataya, bu yüzden bu tarihi gerçekliği bilmeyen dilcilerimiz, hocalarımız Oğuz Türkçesinde Kıpçak unsurlar deyip, yok Bartın'da Kıpçaklar, yok Kütahya'da Kıpçaklar. Hayır, Oğuzcan'ın kendisinin unsurları bunlar. Bartın'a, Kütahya'ya ayrı bir Kıpçak göçü bilmediğimiz, sırf dile bakarak farz etme imkanımız yok. Şimdi bizim Oğuz ve Kıpçak metinlerine ulaşmamız çok geç tarihte. Kaşgarlı'dan sonra yüzlerce yıl boyunca, bakın Turgay Bey, Alparslan'ın nasıl bir Türkçe konuştuğunu bilmiyoruz. Kılıç Arslan'ı da bilmiyoruz. Alaaddin Keykubat'ı da bilmiyoruz. Dahasını diyeyim, Osman Gazi'nin nasıl bir Türkçe konuştuğunu biz bilmiyoruz. Bir sonraki yüzyılın, hatta 150 yıl sonrasının dilinin kayıtları bize ulaşmış. Şu an biz 2000'deyiz. 1850'deki, 150 sene önceki dedemizin diliyle konuşmuyoruz. Evet. Diliyle derken kastımı anlıyorsunuz. Bir farklı konuşuyoruz. Dolayısıyla ilk dünyadaki, bütün dünyadaki ilk Oğuzca kayıt Kütahya'da Germiyanoğulları'nın yaptırdığı, şu an hala duran Ulu Cami'nin bahçesine girerken sağ taraftaki kitabedir. 1360'lardan. Kıpçakların da aynı şekilde Mısır ve Codex Cumanicus geç bir metindir, 1310'dur. Mısır'da yazılmış sözlükler vardır. Daha erken bir Kıpçak metin de yok. Dolayısıyla 300 yıl Oğuzlar ortasından ayrılmış, Anadolu'ya gelmiş, Selçuklu kurulmuş, sonra yıkılmış, Moğollar gelmiş. Ancak çok yüzyıllar sonra bize ilk Kıpçak ve ilk Oğuz metinler oluşuyor ve ayrışmış durumdalar. Ama 400 sene önce bunlar tek bir lehçeydi. Ayrışma da zaten çok büyük değildir. Temel bazı özellikler, ses özellikleri belirir. Yoksa Oğuzca ile Kıpçak'ta öyle ayrı dil, ayrı lehçe denebilecek şeyler değil. Hatta bugünkü Türkiye Türkçesiyle bugünkü Kazakçaya bakarak, işte Oğuzca geçmişte de Oğuzca ve Kıpçakçanın öyle ayrı olduğunu sanıyorlar. Değil. Günümüzde 1100 sene önce Oğuz ve Kıpçaklar aynı lehçeyi konuşuyordu. Ve bugün Türkiye'deki işte lehçeler içinde kalan Kıpçak özellikleri dedikleri şeyler Oğuzların kendisinin özellikleri. Bir yerde diyelim Çorum'da bunu unutmuş, korumamış ama Kütahya'da korumuş. Bolu'da korumamış, Bartın'da korumuş bu özelliği. Bu oraya bir Kıpçak kitlesi gelip yerleştiği anlamına gelmiyor. O dönemde zaten Oğuz'la Kıpçak'ı ayıramazdınız. Kaşgarlı Mahmut ayıramamış. Ayıramıyor. Tekrar tekrar okuyalım bakalım. Oğuz'la Kıpçak'ı Kaşgarlı Mahmut kendi dönemindeyken ayıramazken bizim bugün ayırmamız yani yel değirmenlerine mızrakla gitmekten başka bir şey değil. Veya daha ağır bunu söyleyelim. Bu ayırma bir yerde bölücülük oluyor. Hocam müsaade ederseniz şunu belirteyim. Amerika'da 1950 öncesinde Louisiana'dakiler, Texas'takiler de Virginia'dakilerle hepsi İngilizce konuşmasına rağmen anlaşamıyorlarmış. Ne zaman ki 50'lerden sonra televizyon, dolayısıyla ortak dil yayını Amerika'da ulusal olarak yayınlanmaya başlıyor. Bu 1970'leri geçtikten sonra artık bu dil farklılıkları tamamen kalkmış. Bugün için Amerika'daki her bir köşesindeki insan diğeriyle rahatlıkla anlaşabiliyor. Bu iletişim eksikliği. Dediğiniz gibi tabii, binlerce senelik tarihi olan Türk dünyasının birbirinden binlerce kilometre uzaktaki coğrafyalarda ayrı kalmışlıkları, onların yaşayan bir varlık olduğu için dillerinde belli bir değişiklikler meydana getirmiştir. Ama bugün Türk milliyetçisinin görevi bu ayrılıkları derinleştirmek değil, birleştirmek olmalı. Çünkü ancak bir ve bütün olduğumuz zaman güçlü olacağız. Yoksa böyle 30'a 40'a 50'ye bölünmüş bir Türk dünyasının şu andaki dünya şartlarında diğer devletlerle
teke tek baş etmesi mümkün değil. Bizim ilerideki varlığımızın teminatı birleşmemiz. Zaten sizler de bu yaptığınız çalışmalarla bunun en güzel hizmetini veriyorsunuz. Müsaade ederseniz ben bugün yaptığınız Türklerin Kökeni kitabından gene biraz sizi yorduk. En son bir Estağfurullah. paragrafınız var. Onu özellikle geçen seneki programda da okumuştum. Şimdi de okumak istiyorum. Bakınız Osman Karatay hocam Türklerin Kökeni kitabının son sayfasında 258'de son paragrafta ne diyor? Hiçbir millete nasip olmayan pırıl pırıl bir tarihimiz var. Kara lekesi olmayan ama karşımızdaki bütün dünya ve içimizdeki işbirlikçilerince karartmaya uğramış bir geçmişe sahibiz. Hiç kimseye ne borcu ne de dokunmuş kötülüğü olan ama herkesten bir dolu alacağı ve herkese iyiliği bulunan bir milletiz. Bize kötülüğü dokunanlar dönüp bir de diş kirası istiyorlar. İyilik yaptıklarımız ise onların yanında saf tutuyorlar. Olsun. Biz bugünlere onların lütfuyla gelmedik ki. Bundan sonraki hayatta kalma hesaplarımızda onları nazara alalım. Türk olmak zor iş ama mutlu olmak için yeterli. Fevkalade bir paragraf. Bütün kalbimle katılıyorum. Hocam bugün sizi oldukça yorduk ama çalışmalarınızdan iki tanesini daha tanıttık. Fakat bu genç işte o kadar eser vermiş bir hocamızı önümüzdeki yıllarda en az bu kadar daha eserini sizlerin bu zamanı müsait oldukça gençlerimize anlatmak isteriz. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı hocam? Ben çok teşekkür ediyorum. Büyük bir zevkti, çok güzel bir sohbetti. Çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Ben de sizi dinleyecek olan Türk gençleri adına şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki Türk Dili ve Tarihi programında buluşmak üzere sayın izleyicilerim hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.